Dede Korkut hikayeleriyle ilgili numaralı cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Eserin asıl adı kitabı Dedem Korkut Ala Lisanlı Taife'yi Oğuzan'dır. Oğuzların diliyle Dedem Korkut'un kitabı. Doğru arkadaşlar. İçinde bir ön söz ve 12 hikaye olan eser halkın ortak malıdır. Doğru. Bu hikayelerin ilk defa Dede Korkut adlı bilge bir ozan tarafından yazıldığına inanılmaktadır. Diyor arkadaşlar, Dede Korkut hikayenin anlatıcısıdır fakat yazarı değildir. Yanlış bu. Her hikayede adı geçen olaylardan hisse çıkaran hana dua eden Dede Korkut, manzum destane hikayeler anlatan ozanları simgeleyen bilge bir kişiliktir. Doğru, bunu da eliyoruz. Hikayelerde Müslüman Oğuzların komşuları olan Rum, Ermeni ve Gürcü devlet veya beyliklerle yaptıkları savaşlar bazılarında kendi iç mücadeleleri anlatılmıştır. Bu da doğru arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı olacak. Halk hikayeleri ile ilgili olarak yukarıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Tümüyle düz yazıya dayalı bir anlatım söz konusudur. Yanlış arkadaşlar. Nazım nesir karışıktır halk hikayelerinde. Yani hem şiir hem düz yazı karışık. Dolayısıyla biri işaretliyoruz. Olağanüstülükler sınırlı olup gerçek kişiler yaşamdakilere yakındır doğru. Genellikle sevgi ve kahramanlık konuları işlenir doğru. Okur yazar az çok kültürlü kişiler tarafından anlatılır doğru. Oluştuğu zamanın sosyal yapısını ve iç mücadeleleri yansıtır doğru. Arkadaşlar cevabımız bir olacak. Bu parçada söze edilen Türk edebiyatının tarihi gelişimindeki öncelikle eserlerin doğru belirlenmesi için boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Hikaye türünün Türk edebiyatındaki tarihi gelişimini araştıran bir kişi öncelikli olarak nokta 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 abla eseri inceleyip sonra da sırasıyla diğerlerine geçmelidir. Dekameron değil arkadaşlar çünkü bu dünya edebiyatında ilk hikaye. Letaifi rivayet tanzimat döneminde. Aşık garip e, hikayesi yine daha sonra yüksek ökseler milli edebiyat döneminde biliyorsunuz. Dede Korkut hikayelerini önce incelemesi gerekiyor. Cevabımız Denizli. Aşağıdakilerden hangisi? Türk halk hikayelerinin bir özelliği olamaz. Yarı tarihsel, yarı düşsel konular işlenmiştir, doğru. Destan kültürünün etkilerini taşımaktadır, doğru. Dil ulusal olmadığı için klasik bir olgunluğa erişememiştir. Yanlış arkadaşlar. Bugün bile hepsi yazıya tam geçirilmemiştir, doğru. Dilden dile dolaştığı için okur yazar olmayanlarca da bilinmektedir. Kesinlikle bu da doğru. Klasik bir olgunluğa erişememiş ifadesi yanlış. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. Bu açıklamalardan hareketle halk hikayeleriyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz? Hikayeci aşıkların halk önünde söylediği anonim nitelikli bu ürünlerde Nazım Nesir karışıktır. Temelde sevgi ekseni etrafında biçimlense de kahramanlık konusunda yazılanları da vardır. Manzum bölümlerde aliterasyon ve asonanslarla zenginleştirilmiş abartılı bir dil kullanılır. Olağanüstü olaylara yer verilmesi nedeniyle çağlar sonra destan türünün yerini tutmuştur. Günümüzde roman, tiyatro ve sinema halk hikayelerinin yerini tutan modern türlerdir. Halk topluluğu önünde hikayeci aşıklar tarafından söylenen nesir ve nazım karışık hikaye çeşidine halk hikayesi denir. Kesinlikle doğru arkadaşlar. Bunu eliyoruz. Nazım nesir karışık. Yazarları belli olmayan bu hikayelerin çoğunun konusu Kerem ile Aslı, Tahir ile Zühre, Aşık Garip'te olduğu gibi sevgidir. Kesinlikle doğru arkadaşlar. Devam edelim. Yani e, temelde sevgi olsa bile ne diyor? Kör oldu gibi kahramanlık hikayeleri de vardır. Bursa şıkkında eledik. Halk hikayelerinde mensur kısımlar taklitler ve jestlerle, manzum kısımlar ise saz çalarak söylenir. Bu hikayelerde de olağanüstü olaylara çok yer verilmiştir. Tamam. Ee, halk hikayesi destan çağları geçtikten sonra eski destanların yerini tutmuştur. Doğru arkadaşlar. Bunu da eliyoruz. Çağlar sonra destan türünün yerini tutmuş. Halk hikayesi destan çağları geçtikten sonra eski destanların yerini tutmuş. Bugün ise modern romanla tiyatro ve sinema halk hikayesinin yerini almıştır. Edirne şıkkını da eliyoruz. Cevabımız C şıkkı. Bir halk hikayesinden alınan bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Anladılar ki o bahçıvan bahçıvan değil, şu fidan fidan değil. Bu elma elma değil, Allah'ın bir hikmeti. Sultan eğildi secdeye vardı, iriskin doğruldu, haç çıkardı. Sultan keşiş karısına dönüp iriskin dedi. Ben rüyasını gördüm, bu elma boş değil, Allah muradımızı verecek. Şimdi gel seninle ahdü peyman edelim. Benim bir oğlum senin de bir kızın olursa oğluma verir misin diyor. Evet bununla ilgili hangisi doğru? Kuşak çatışması üzerine kurulmuş diyor. Bunu bilemeyiz arkadaşlar. Metinde böyle bir izlenim söz konusu değil. Elma ile hamile kalma motifi kullanılmıştır. Bu arkadaşlar bir kenarda dursun olabilir. Neden? Çünkü bakın şu fidan fidan değil bu elma elma değil. Bu Allah'ın bir hikmeti diyor. Daha sonra ben rüyasını gördüm. Bu elma boş değil. Allah muradımızı verecek ve benim bir oğlum senin de bir kızın olursa oğluma verir misin diyor. Elma motifiyle hamile kalma. Bu motif burada kullanılmış. Ama diğerlerine de bakalım. Döşeme bölümünden alınmıştır. Bilemeyiz. Bunu da eliyoruz. Olaylar birinci kişi ağzından anlatılmıştır. Yanlış arkadaşlar. Bunu da eledik. İslamiyet'i yayma mücadelesinden söz edilmektedir. Böyle bir şey de yok. Cevabımız Bursa. Bu parçanın bir halk hikayesinden alındığının söylenmesinde özelliklerinden hangisi belirleyici olamaz. Raviyana Ahbar ve Nakilan Asar şöyle hikayet ederler ki o iller bizim iller orada söylenen diller bizim dillerken İran başka İran devran başka devranmış. Şehirlerden İsfahan şehrinde Kocahan derler ki bir han varmış. Dağ taşa hükmü yürür kurda kuşa sözü geçermiş. Devletli mi dedin devletli mürüvvetli mi dedin mürüvvetli. Vasfi hali yazıp defter etmeye gelmez ya, ille adaleti ille adaleti dillere destanmış. Cem kim Cemşit kim Harun Reşit bile gelir adaleti ondan öğrenirmiş. Allah ona devlet üstüne devlet vermiş, dünyalık üstüne dünyalık vermiş. Ama gel gelelim yerini yurdunu tutacak bir evlat vermemiş. Bu yüzden yaşı başı ilerledikçe gamı kasveti de artıyor, düşündükçe düşünüyor, kurdukça kuruyormuş. Kalıplaşmış ifadelere yer verilmiş arkadaşlar. Çünkü neden? Zaten en başta kalıplaşmış ifade var. Sonra işte bir ham varmış, sözü geçermiş, devletli mi devletli, mürüvvetli mi mürüvvetli derken kalıplaşmış ifadelerin olduğunu söyleyebiliriz. Sohbet havasında da anlatılmış değil mi? Bir olay anlatıldı. En sonunda işte çocuğu olmamış, Allah ona her şeyi vermiş ama bir evlat vermemiş diyor. Dolayısıyla... Bursa şıkkında eleyebiliriz. Bir sohbet havası söz konusu. Anlatım, şiir ve müziğin iç içe kullanılması. Burada arkadaşlar anlatım, şiir ve müzik iç içe değil. Çünkü ne müzik var ne şiir var. Dolayısıyla bu bir kenarda dursun. Hakim bakış açısıyla yazılması her şeyi bilen, anlayan bir bakış açısıdır. Bu da doğru. Kişilerin tipleştirilerek verilmesi. Bu doğru arkadaşlar. Çünkü neden? İşte e, her şey varmış, mürüvvetliymiş, devletliymiş. Sadece işte bir çocuğu olmamış. Allah ona her şey vermiş. Burada bir tip toplumu temsil eden bir tip de söz konusu. Bunu da eliyoruz. Cevabımız C şıkkı. Kocaoğlu koca Segrek hikayesinden alınan bu parçalan hareketle Dede Korkut hikayeleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Büyük kardeşi Egrek burada söylemiş. Görelim hanım nasıl söylemiş. Ağzın için öleyim kardeş, dilin için öleyim kardeş. Er mi oldun, yiğit mi oldun kardeş? Gurbete kardeşini aramaya sen mi geldin kardeş? İki kardeş kucaklaşa kucaklaşa görüştüler. Egrek küçük kardeşini boynundan öptü. Karşı yakadan kafirler bakışıyorlar derler. Güreştiler galiba belki bizimkiler yener. Gördüler ki kucaklaştılar. Görüştüler. cinsatlara biniştiler. Kara elbiseli kafire at sürdüler. Kılıç yürüttüler. Kafiri bastılar. Öldürdüler. Kaleye döktüler. Gelip yine o koruya girdiler. Evet. E, kısrakları dışarı çıkardılar. Davul çalıp kısrakları önlerine attılar. Dereşam suyunu at tepip geçtiler. Geceyi gündüze kattılar. Oğuz'un hudut boyuna yetiştiler diyor arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. Nazım Nesir karışık. Hem şiir var gördüğünüz gibi hem düz yazı. Mensur bölümlerinde secilere ve şiirsel ifadelere yer verilmiştir arkadaşlar. Bakın mesela görüştüler, biniştiler, sürdüler, yürüttüler. Düz yazıdaki kafiyedir arkadaşlar seci. Dolayısıyla bunu da görüyoruz. Din uğruna yapılan mücadele ekseninde oluşturulmuştur. Böyle bir şeyden bahsetmiyor. Somut mekan unsurlarından söz edilmiştir. Bakıyoruz arkadaşlar. Mesela buradaki karşı yaka ya da işte buradaki koru gördüğünüz gibi nedir? Somut olarak mekandır. Dolayısıyla bunu da eliyoruz. Kahramanların geleneksel tavırları gerçeklik bağlamında ele alınmıştır. Bu da doğru arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. Bir cenknameden alınan bu parçadan Müslim gayrimüslim mücadelesi üzerine kurulmuştur. Olağanüstü ögeler söz konusudur. Hazreti Ali cengaver gazi tipini temsil etmektedir. Kahraman bakış açısı kullanılmıştır. Çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? Bakıyoruz arkadaşlar. Ben mi? Ben mertlerin şahı, kavga meydanının eri, Allah'ın aslanı, Ebu Talib'in oğlu Ali'yim." dedi. Anter tüm Yahudiler gibi Hazreti Ali'nin ününü duymuştu. Şaşkınlıkla haykırdı. Ya Ali dedikleri sensin öyle mi? Evet Ali benim. Belimdeki silah da Zülfikar adını taşıyan kılıçtır ki tüm inançsızlara aman dedirtmiştir. Onu taşıyan bilek bugüne kadar hiç bükülmedi. Ya bu altındaki at onun da kılıcın gibi üstün özellikleri var mı? Evet onun adı da Düldür'dür. O Öyle bir attır ki binicisini dağdan dağa uçurur. Sıkıştığı zaman 3 aylık yolu 3 saatte alır. Açlan susuzluğa günlerce dayanır. Sahibine çok bağlı ve özverili bir hayvandır. Ne kadar becerikli bir binici olursa olsun üzerine benden başka kimseyi bindirmez. Hazreti Ali bunları söyledikten sonra az önce yere diktiği sancağı elini alarak e, düldülü hendeye doğru sürdü. At bu geniş hendeyi hiç zorluk çekmeden atlayarak bir sıçrayışta karşı tarafa geçivermişti. Müslim, gayrimüslim müslim mücadelesi üzerine kurulmuş tabii ki arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çünkü neden Yahudiler gibi Hazreti Ali'nin ünü duymuş diyor bütün anter ve onlar arasındaki muhabbet anlatılmış dolayısıyla bu doğru. Olan üstü ögeler söz konusudur atın yapmış oldukları ya da kılıcının yapmış oldukları kesinlikle doğru olan üstü özellikler. Hazreti Ali Cengaver Gazi Tepini temsil etmektedir. Doğru. Kahraman anlatıcı bakış açısıyla kullanılmıştır. Yanlış arkadaşlar. Hakim bakış açısı söz konusudur burada. Dolayısıyla bunu eliyoruz. Cevabımız 1 2 3 yani Edirne şıkkı. Bu parça ile ilgili olarak çıkarımlarından hangisi yapılabilir? Halk hikayeciliği geleneği özellikleri taşımaktadır. Bir halk hikayesinin döşeme bölümünden alınmıştır. Destan motiflerinden yararlanılmıştır. Ey yaranlı safa, 18 bin alem derler bu dünya bir misafirhanedir. Gelen konar, konan göçer. İçen içer felekten. İlle ve lakin kiminin içtiği kaseyi gamdır. Kiminin içtiği kaseyi kam. Nasipten ötesi olmaz. Nasibimiz ne ise o kasteden içelim biz. Kuru davalardan geçelim biz. Ne felekten şikayet edelim ne dilden dilekten. Eğer maksud kısadan hisse ise bir hikayet kılalım Tahir ile Zühre'den. Halk hikayeciliği geleneği özelliklerini taşımakta Tahir ile Zühre'den ifadesinden zaten bunu anlıyoruz arkadaşlar. Bu doğru. Bir halk hikayesinin döşeme bölümünden alınmıştır. Evet. Dolayısıyla bu da doğru. Destan motiflerinden yararlanılmıştır diyor. Böyle bir şey yok cevabımız denizli şıkkı olacak.